Merhaba arkadaşlar, değerli takipçilerim. Ayten Hanım Çiçekleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben de iyiyim. Arkadaşlar bugün bu çiçeklerimle videomu açtım değerli takipçilerim. Şöyle arkadaşlar, çilli begonya. Bu küçük, daha bir ay falan oldu bu heykeli arkadaşlarım. Şurada fitonya. Bunda maşallahı var. Çok güzel bir gelişme arkadaşlar. Bu küçük saksıdaydı. Geçenlerde saksını değiştim. Onda videosunu çekmiştim. Saksını değiştikten sonra arkadaşlar daha güzel gelişti. Baya bir küçüktü saksısı. Değiştim, böyle bir iki numaralı bir saksıya koydum arkadaşlar. Bunda gelişimi daha bir güzel oldu. Arkadaşlarım, bu da cam güzelim. Bunu da yeni ekmiştim. Yeni derken arkadaşlar, bu da yaklaşık 1,5 ay oldu. Şöyle iki tane kökü şey var arkadaşlar, gövdesi var, iki tane gövde var. Bu katmerli cam güzeli. Yalın kat da var bende. Bu katmerlisi şöyle bir şey açtı, artık bu da solacak, düşmek üzere. Rengi de çok güzel bunun arkadaşlar. Gül gibi açıyor. Arkadaşlarım, hostes çiçeği bakın. Boyu çok uzamıştı. Bayağı bir uzamıştı boyu. Ben de boyuna verilmesini istemedim arkadaşlar. Kestim şöyle. Budamasını yaptım bakın. Budamasını yaptıktan sonra arkadaşlar yanlarından bak vermeye başladı. Bakar mısınız? Şöyle. Daha güzel olacak böyle. Tabi görünümü de güzel olacak arkadaşlar. Sadece boyu uzuyordu. O kadar uzamasını istemedim. Uzuyup yan düşüyordu arkadaşlar. Böyle görünümü güzel değildi. Hoşuma gitmedi. Ben de tepelerinden aldım. Böyle tepe çeliklerinden aldım arkadaşlar. Onları ektim. Ama tutmadı. Sanırım havalar çok sıcak. Tutmadı. Yani ben ona şey yapıyorum. Havalar baya sıcak olduğu için böyle genelde bir çelikler tutmuyor arkadaşlar artık. Havalar serin oldu mu daha güzel tutuyor. Hostes çiçek de arkadaşlar çok narin. Cam güzel de narin arkadaşlarım. Suya koymuştum. Su baya ısınmıştı. Havalar sıcak olduğu için arkadaşlar su ısınmıştı. Resmen böyle kökü böyle çürümüştü. Başka cam güzelinde, diğer cam güzelinden aldım, suya koydum. Yani çürüdü, olmadı. Bu da aynı oldu arkadaşlarım. Bu da olmadı. Artık bu havalarda suda köklendirme olmuyor arkadaşlar. Benim öyle oldu. Sıcak havalarda olmuyor. Havalar serin oldu mu arkadaşlar daha iyi oluyor. Şimdi arkadaşlar ben bunlara bir kür yaptım. O kürünü vereceğim arkadaşlar. Yine her zaman dediğim gibi 15 günde bir ben kürlerimi veriyorum çiçeklerime. İşte böyle daha güzel oluyorlar arkadaşlar. Şu da baya bir güzel oldu arkadaşlar. Baya bir gelişti. Şimdi ben kürümü ne vereceğim onu size göstereyim değerli takipçilerim. Şöyle bir arkadaşlar, patates kabuğum var. Ben bunu akşamdan koydum suya. Şöyle yemeğini yaptım. Onu dökmedim arkadaşlar. Bakın içinde hatta kabak da var. İçine girdi. Almadım. Olsun, daha güzel olur. Daha vitaminli oluyor. Bunun dediğim gibi. Bunun içine arkadaşlar sarımsak da olur. Sarımsak da koyuldu mu daha da güzel olur. Patatesin içine sarımsak koyuldu mu daha iyi olur. Ben sarımsak koymadım. Ben sadece böyle vereceğim arkadaşlar. Şöyle verelim. Şöyle kepçeyle vereceğim. Bir daha süzmeyeceğim. Arkadaşlar ben bunu verdikten sonra tekrar bunun ağzını kapatacağım. Tekrar bekleteceğim. Dökmeyeceğim bunu. Birkaç gün sonra diğer çiçeklerimi vereceğim. O diğer çiçeklerimi verdiğimde arkadaşlar bunu ben suyla seyrelteceğim.
Çünkü şu anda seyretmeyeceğim. Akşam koyduğum için gerek yok seyretmeye. Bismillahirrahmanirrahim. Fitonya'dan başlayalım. Yeterli. Şunu arkadaşlarım, şuna vermeyeceğim. Bunun bayağı bir suyu var. Buna ben akşam vereceğim. Suyu olduğu için çürümesi olur. Bunu ben akşam sulamıştım. Şimdi vermeyeceğim. Bir daha akşam olsun o zaman vereceğim suyun arkadaşlar. Fazla verildi mi su kök çürümesi yapacak. Onun için vermeyeceğim ben hostes çiçeğine. Şifa olsun. Bakın arkadaşlar, şu köşede de çiçeklerim var. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.